Piyakuş. Son dünya şampiyonumuz tatemiye yaklaşıyor. İşte anons yapıldı. Haydi kendinizi Nafia'nın yerine koyun. Siz oradasınız. Ve tatemiye çıkmak üzeresiniz. Aklınızda neler var neler. Aileniz, çalışmalarınız, antrenörümüzle verdiğiniz sözler, taktikler, sevdikleriniz, aileniz, tribünde sizi izleyen, alkışlayan insanlar, tam bir duygu karmaşası. Daha önce çok kazanmış olmanın belki gururu, mutluluğu, rahatlığı var. Ama yeni bir mücadelenin içinde olmanın da heyecanı var. Nafia Kuş geliyor. Son dünya şampiyonu anons edildi. O gururla yumruğunu bir kez daha kaldırdı. O yumruklarla çok puan aldı Nafia Kuş. Yumruklarını da çok iyi kullanan bir isim. Teknik direktörümüz Ali Şahin de bunu strateji olarak her maçta sporcularına denettiriyor. Mesafeyi yakaladığında, fırsatını bulduğunda yumruk atmaktan korkma diyerek. Evet, kelimeleri duyuyorsunuz. Nafia, üzerimde büyük bir sorumluluk var şu an diyor. Çok daha fazlası var diyor. O da takımın en deneyimli isimlerinden biri olduğu için sorumluluğunun farkında. Altın madalyayı alması gerektiğinin farkında. Ama hiçbir maç başlamadan kazanılmıyor. Geçmişteki başarılarımızla kazanılmıyor. Tokyo'nun olimpiyat beşincisiydi Nafia. 2018, 2021 ve 2022'de Avrupa'da başarılar kazandı. Son dünya şampiyonu. Mücadelemiz başladı. Tekmelerle uzak tutup bir anda yumruk puanı alabiliyoruz. Çok iyi blok yapabilen bir sporcu aynı zamanda. Öndeki koluyla rakibe puan şansı vermiyor çoğu maçta. Pozisyon analizi iyi bir sporcu. Aynı rakiple daha önce 15 kez karşılaştı. 10'unu kazandı. Rakibine karşı da büyük bir üstünlüğü var. Çok da iyi tanıdığı bir rakip. Bir dakika kontrollü bir şekilde geçti. Yakın plana girdiğinde yumruklarını çok iyi kullanabilir Nafia. Yopçak yan tekmelerle uzak tutarken rakibi bir anda içeri girip yumruk puanı deneyebilir. Gövdesini çok iyi kapatıyor puan vermemek adına. Gördüğünüz gibi sensörün olduğu bütün bölgeleri kapatabiliyor elleriyle. Rakibi de açık bulamadığı için atak yapamıyor şu an için. Oyunun son bölümünde fırsatı bulduğu anda bir puanla bu roundu alır diye düşünüyoruz. Çünkü rakip de çok tedirgin, Nafia'nın karşısında yaklaşamıyor. Nafia da son saniyelere kadar rakibini uzak tutup son saniyelerde ani bir atakla öne geçip maçı kazanmayı biliyor çoğu zaman. Şu anda işte o puanı çıkaracağı an geldi. Son 10 saniye. Haydi Nafia. Bir puan. Son 3, 2, 1. Ayağına bir darbe geldi. İçeri giremedi. Son anda rakip ayağını indirirken diziyle bir darbe geldi Nafia'nın ayağına. Bizim bu roundda kim kazandı 0-0 bitti diye düşündüğünüzde ya sensördeki puanlara bakılacak. Barda çıkmayan Nafia'nın 3-4 tane vuruşu var rakibine. Bar seviyesinin üzerine çıkamayan puanlara bakılacak ya da hakemlerin kararı biz kazandık. Birinci roundu biz kazandık.
Aferin, aynı şekilde tekte bırak. Baskı hep Nahya'nın tarafındaydı. Barda daha fazla vuruşumuz söz konusu. Puana yansımamış. Bardaki puanlar derken şunu kastediyorum. Her kategorinin kendine özgü bar seviyesi var, kuvvet seviyesi var. Vuruşlardaki şiddetin belirli oranın üstünde olması lazım. O oranı geçemeyen durumlarda orana en yakın puanlar dikkate alınıyor ve Nafia'nın daha fazla vuruşu söz konusu. Son bölümde biraz dizinde bir sakatlık yaşadı. Oyunun son anında ben tahmin ediyorum ki yumruk atmaya gidecekti. Gördüğünüz gibi bir hafif bir sekme yaşadı. Dileriz geçmişten kalma bir sakatlığı yoktur Nafia'nın, ama büyük sporcularda gizli saklı sakatlıklar her zaman oluyor. Ama milli duygularla onları hiçbir zaman hissettirmezler. Çok büyük başarıları olan sporcularla gidin konuşun. Mutlaka normal insanlara göre çok büyük sakatlıkları olabiliyor. Birçok milli sporcu kardeşimizi biliyoruz, yakından tanıyoruz. Geçmiş yıllarda Nur Tatar'ın ayak parmağı kırıkken yaptığımız bir sohbette bileğim kırılmış olsa bile ben o maça çıkarım dedi. Ayak parmağını seni rahatsız eder mi diye bir soru sormuştum kendisine. Yani yüzündeki ifade önemsemiyoruz bile şeklindeydi. Tabii ki canları çok yanıyor ama milli duygular sporcuları bambaşka yere taşıyor. İşte bu maçta da Nafia çok güzel bir dakika boyunca rakibini uzak tutmayı başardı. Kazanmayı çok iyi bilen biri. Yani amacı şov yapmak değil, hata yapmamak. Sportif kariyerinde hesapladığı tek şey hata yapmamak. O da kendisine kazanmaya sebep oluyor. Dünya şampiyonu olmasını sağlıyor. Amaç başarmaksa doğru strateji. Şu anda 2-0 öndeyiz. Çok yaklaştığında neden sağ elini kullanmadı acaba? 4-0 oldu. Rakip stres yaptıkça hata yapacak. O hata yaptıkça biz puan alacağız. 4-1. Yakın mesafelere girdiğinde yumruk puanını henüz kullanmadı. Nafia yumruklarla iyi puanlar alan bir sporcu aslında. Acaba elinde bir sakatlığı olabilir mi? Ya da özellikle gardını kapalı tutuyor ki tekme yemeyelim. 2 saniye. 1 ve bitti. Altın madalya. Bir ceza bile olsa bitmemiş. Saliseler kalmış. 4-2 ve altın madalya bizim. Altın madalya bizim. Dünya şampiyonunun üzerine bir de Avrupa oyunları şampiyonluğu ekliyor. Ve Sude Yaren Uzun Çavdar'la birlikte altın madalyayı alan ilk sporcularımız oluyor değerli sporseverler. Tebrik ediyoruz milli sporcumuzu. İstiklal marşımızı iki kez dinleyeceğiz bugün. Ne büyük gurur. Böylece biraz önce Nafia'nın madalyasının eklenmemiş halini sizlerle paylaşmıştık. Hay maşallah, hay maşallah. Tekvando 2 altın, 1 gümüş, 3 bronzla 6 madalyayla en çok madalya toplayan branş oluyor. Karate 1 altın, 2 gümüş, 1 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalyayla ikinci sıraya yerleşti. Atıcılıkta 1 altın, 1 gümüş. Atletizmde 2 gümüş, 2 bronz. Muay Thai'da 2 bronz. Yüzmede 1 bronz madalyamız var. Altın madalyalar İsmail Keleş atıcılık, erkekler 10 metre havalı tabancada olimpiyat kotası almayı başardı. Milli sporcumuzu kutlayalım. Eray Şam'dan karate'de erkekler kumitede 60 kiloda altın madalya aldı. Eray Şam'dan'ı da kutluyorum. Karakteriyle de yakından tanıdığım bir isim olduğu için
özel olarak takdir ettiğim isimlerden bir tanesi. Sude Yaren Uzun Çavdar henüz 17 yaşında ve az önce altın madalyasını anlatma gururunu yaşattı bizlere. Teşekkür ediyoruz. Yine Nafi Akuş da 4. altın madalyayı almış oluyor böylelikle. İşte milli sporcumuzun gurur anını yaşadıklarını bir kez daha görüyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Çok çalışmak lazım. Ve her gözyaşının bir sebebi var. O büyük başarıları alabilmek için feda edilen çok şey var. Soğuk havalarda evinizde kestane pişirilmişken siz antrenmana gidersiniz. Arkadaşlarınız eğlenceye giderken siz antrenmana gidersiniz. Aileniz tatile çıkarken siz antrenmana gidersiniz. Ve alın terini döktüğünüz takdirde, mücadeleden kopmadığınız takdirde mutlaka bir gün başarırsınız.